Taksi lazımdır ağabey. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Çay elinden öteye çiğdelim yani, yani çiğdelim yani. Sırtındaki... Birader, ne zamandan beri siz burada araba yıkıyorsunuz? Bir hafta oldu Sayın abicim. Ama sadece akşam 8'den sabah 7'ye kadar hizmet verebiliyorum. Çünkü ha burası gündüz taksi durağı olduğu için gündüz hizmet veremiyorum. Gündüz gelmeyin. Tamam, olur. Günaydın. Ali Kemal, ne oluyor burada? Merhaba abicim. Sayın abicim, sizin arabanızın iç dış yıkaması bitmiştir. Maşallah arabanız çillop gibi oldu. Borcunuz 10 liradır. Buyur birader. Sağ olun, bereket versin abicim. Alıp verip ekonomiye can verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Ali Kemal, sen burada Nuri Baba'dan gizli oto yıkama mı yapıyorsun abicim? Uy, kurban olayım Hüseyin abicim. Ha bu durumdan Nuri Baba'ma bahsetme. Vallahi beni anında kapının önünden paspas gibi koyarım. Ya abicim, madem kovulacağını biliyorsun, niye adamdan gizli iş çeviriyorsun ya? Ne etseydim Hüseyin abicim? Hırsızlık mı etseydim? Bilmiyorsun galiba, ben artık evli parklı bir adamım. Nuri Baba'nın verdiği asgari ücretle keçinemiyorum valla. Lütfen, ne olursun bahsetme Nuri Baba'ma da. Tamam, ben kimseye bir şey söylemem. Ama bak, Nuri Baba'nın kulağına giderse bittiğinin resmidir ona göre. Yok yok Hüseyin abicim, sen hiç merak etmiyorsun. Sen söylemezsen hiçbir şey olmaz. İyi tamam, hadi geç. Hadi tut tut, şu tabela yaz içeri götür. Anne, 7.15 Sinan'ı geldi. Ay biz her sabah bu mendeburu çekmek zorunda mıyız ya? Kimsiniz? Günaydın kaygana. Benjamin Franklin'e de günaydın demek ister misin? Tanıştırayım. Benjamin Franklin'ler, kayganam, kayganam, Benjamin Franklin'ler. Oha, paralara bak anne. Sinan, nereden çıktı bu paralar? Şu paralara bak. Aman Allah'ım, çanta silme dolar dolu. Kıymetlimiz. Elleme kaygana, elleme. Elleyip de doların değerini avro karşısında düşürme. Paranın paradisesine dokunma. Ne şakacı oğlum var, görüyor musun? Ah canım oğlum benim, kapılarda kaldın. Keşke geleceğini haber verseydin. Kırmızı halılar sererdim. Buyur gel. Yok yok, hiç gerek yok. Evet. La
Baba, bu paraları nereden buldun? Oğlum, benim Dingiltere'de yaşayan dingil bir amcam var. O ölmüş, bana da miras bırakmış. Yani bütün bu paralar benim dingil amcamdan bana kalan paralar. Onun paraları yani. Aa, aşk olsun Sinan. Bütün mirasını sana bırakmış amcan için niye dingil diyorsun? Koca miras bırakmış adama dingil denir mi? Doğru diyorsun Kaygana, doğru diyorsun ama amcamın dingilliği şurada. Ya dingil, ölüyorsun, insan bir sorar. Yeğenim der, bu kadar parayı koyacak yerim var mı? Bir depom var mı? Dingillik etmiş işte, her taraf para. Ya Allah sizi inandırsın, taksinin içi para dolu ya. Aa, düşündüğün şeye bak evladım. Getir eve, bu ev senin değil mi? Beraber istifleriz. Güzel teklif, güzel teklif de Kaygana. Benim bu eve tekrar girebilmem için. Bu dünyalar güzeliyle, bu cennetten inmiş huriyle, Gülübük'le barışmam gerekmiyor mu? Avucunu yalarsın Sinancığım. Çünkü ben paranın ucunu görünce karakterini değiştiren karaktersizlerden değilim. Ya ne olurdu biraz anana benzeseydin Gülübük ya. Ne olurdu biraz benzeseydin. Bir de derler ki anasına bak kızına. Anasına bakıyorum, kızına bakıyorum. Şu kadarcık anana benzemiyorsun ya. Ay sen üzülme evlatçığım. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkarım, barıştırırız. Hanımlar, bu evde Ali Kemal diye bir asalak var idi. Nerededir o? Acaba belediyenin köpek itlaf ekipleri onu katmı ettiler? Enişte, sen benim kocama asalak mı dersin? Aa, evet, senin kocandı değil mi o? Eniştecim, o asalak söylediğin adam sabahın altısında ibibitler ötmeden, sütler kaymak tutmadan çalışmaya gitti. Biliyor musun sen ha? Biliyor musun? Biliyor musun? Ayrıca gece 2'den önce de eve gelmiyor babacığım. Aferin, aferin. Çalışsın. Çalışsın da eve ekmek getirsin. Ben eve ekmek getirmeyen adamı eve sokmam. Ah, telefon. Hediye niye kapadın? Kim arar seni? De, ismi lazım değil, o adam gene arar. Yani ben o adamın telefonunu niye açam? Ha söyleyesin, niye? Mümkün yoktur, açmam. Bak sevgili baldızım, bu Duran Aga var ya, seni ne kasever, ne kasever bilemezsin yani. Yani sen onun telefonuna hemen geri dön. Ara onu hadi kardeşim. Şimdi enişte ben kapadım o adamın defterini. Ha adam dediysen bu ağız alışkanlığından. Yoksa o adam adam değildir bilesin sen. Ha bak bile söyleme. O seni o kadar sever ki o kadar olur. Mesela sen şimdi hamilesin. Ondan sonra biraz bile kilolusun. Ama o seni nasıl görür biliyor musun? Böyle 90, 60, 90 görür. Hmm, çok seviyor. O yüzden Cemile denilen aspayla ikimizi birden idare ediyor değil mi? Yoktur artık ondan alakası. Bak seni vereceğiz Duran Aga'ya. 40 gün 40 gece bile düğünleri yapacağız. Aha. Ay inşallah ya. Ay yok ben almayayım Osman eniştem. Ama sen Duran'la evlenebilirsin. Ha bir dakika. Türkiye'de erkek erkeğe evlilik yoktur. O yüzden Amsterdam'a uçak biletlerini ben alırım. Sen hiç meraklanma. Evlenme Valtuz. Evlenme. Evlenme. Sen illa da evlenmeyeceğim, başıma kalacaksın. Ömür boyu sana bile yedireceğim, içireceğim. Yersiniz bile vıdı 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 karıncalar gibi. Ben giderim. Osman nereye gidersin? Elinin körüne nereye gideceğim? Dura giderim. Yoksa burada elimden bir cinayet çıkacak. Öldüreceğim üçünüzü, beşinizi. Delisi. Hediye kız, sen lafın arasına karıştı, ben söylemeyi unuttum. Tekirdağ'dan nezaket aradı. Aa, ayırdın inşallah, niye aradı ablam? Te duymuş senin boşandığını, kardeşim Murtaza'yı seni istermiş. De, hediyeye sorayım, arayayım ben dedim. Ne dersin, gelsinler mi? Ay anneciğim, yani senin sorduğunda soru mu şimdi? Teyzem Duran abiye deli gibi aşık, gelsinler der mi hiç, değil mi teyzeciğim? Ama ben sığır görünümlü insanlara aşık maşık değilim. Ablacığım, sen ara onları, telefon aç, gelsinler istesinler. Teyana sen Duran ağama kızdığın için öyle dersin. Yok istemez. İstemez. Bak teyzeciğim yanlış yapıyorsun şu an. Ay siz iki yarım akıllı benim işime karışmayın ablacığım. Söyledim sana. Ara gelsin istesinler beni. Allah Allah bitti bu kadar. Ya Kaygana
Hani sen benim barış gücüm olacaktın? Hani beni Gülübük'le barıştıracaktın? Ben ortada barış marış göremiyorum kaygana. Ya avucunu yalarsın demedim mi ben sana Sinan ya? Ben paranın ucunu görünce karakterini değiştiren karaktersizlerden değilim. Ya Gülübük, ne olurdu birazcık anana benzeseydin? Birazcık anan gibi karaktersiz olsaydın ne olurdu yani? Oğlum dur, ne yapıyorsun Cem? Ver şu takat. Sen şimdi ne yaptın? Bu ne ayol? Ne? Sinancığım, sanırım bize bir açıklama yapmak zorundasın. Vallahi ben de sizin gibi şaşkınlık, hayret, gaflet ve delalet içindeyim. Sanırım bankada bir karışıklık oldu. Bana kağıt verdiler. Ben gideyim de onları bir düzelteyim. Seni Allah kahretmesin. Kahretmesin Allah. Bir dakika kaygana. Biz burjuvalar dayak olayına karşıyız. Burjuvalar sen dayak bu eve girmek için hoşlanmayız. Bunu ben ayrıca bir belirteyim. Sen bu eve girmek için numara yap. Yürü. Yürü. Hayırdır sana sana. Hayırdır aney sabah sabah? Seninki de laf yani Seyit. Anne ne zaman hayır için geldi de şimdi de hayır için gelsin değil mi anne? Senin dilin fazla uzamıştır ha gelin. O dilini kökünden budaram ha. Ya anne bir laf için Zeyno'yu mu vuracaksın Allah Allah. Abuk sabuk konuşmayasan kimseyi vurmayacağım. Ben bu silahı Siye getirip çıkartmışam. Seyit'e mi vurdurtacaksın beni anne? Ne vurdurtmasın? Ya anne peki ne sebepten getirdin bu tabancayı ya? Oğlum bunu beline koyacaksan. Çünkü Eminoğlu Ferhat Karadağlılardan birini vurup kaçmıştır. Ne diyorsun sen anne? Karadağ aşireti Ferhat'ı bulamamıştır. O sebepten seni vuracaklardır Seyit. Sıra sana gelmiştir ha. Ne diyorsun sen anne? Anne ben pas diyeyim ha? Yani ben sıramı başkasına vereyim ha? Olur mu öyle? Ne pası ya? Ne pası ya? Töreleri bilmem mi sen? Onlardan biri gelip eğer seni vuracak olursa bu tabancayı alnını çatına koyacaksın, vuracağım ben sizi. Anne tavşan mı vuruyorsun ya? Ben kimseyi vurmam. Ne biçim erkeksin sen? Seni niye doğurmuşam? Allah Allah ben kimseyi vurmam. Vay taş doğuraydım keşke. Evet tavşan kanı çaylarınız da olmuştur. Buyur Turan abicim. Buyur Mert abicim. Buyur Nuri babacığım afiyet olsun. Eyvallah. Sebebi mi olacak? Söylemedin deme bak kardeşlik. Sebebi mi olacak bu kadınlar benim? Hayırdır Osman? Ne yaptı gene Safiye? Bu sefer Safiye değil. Kardeşi Ediye yani baldızım. Sabahleyin kedi köpek gibi bile birbirimizi yedik adeta. Osman Aga saygılar. Hediye Hanım nasıl? İyi mi? İyi olmaz mı? Evleneceği adamın kırığı tabancayla bile düğünü bastı. İyi olmayacak da kim iyi olacak yani? Tamam Osman kızma. Kadın kısmı. Bugün darılır yarın barışır Duran'la. İşin o kısmı öyle değil. Bak kardeşler, magazincilerle sanatçılar birbiriyle barışır, Duran Aga'yla Ediye barışamaz. Yapma ya. Sen ne diyorsun Osman Aga? Havada bulut, sen Ediye'yi unut. Mümkün yok, ben Hediye Hanım'ı unutamam. Osman Aga o benim gönlümün sultanı. Bence sen kendine başka bir sultan ara. Ya da sultanlıktan vazgeç, cumhuriyete geç. Tamam mı? Seni göresi yok senin suratını yani Ediye'nin. Yapma ya. Ya işte böyle. Tren, 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 trenin. Günaydın Akasya Durağı ve onun çok saygıdeğer şoför kardeşlerim. Hayrola Sinan abi, barıştı mı Gülbin yengeyle? Maalesef Mert, maalesef. Şapka düştü, gel göründü. Kayganan paraların sahte olduğunu anladı. Ben de eve pasaportsuz ve vizesiz giriş yaptığım için beni kapı dışarı kodlu. Arat, Sinan ne oluyor ya? Vallahi bilmiyorum baba, şuralarıma bir sancı saplanıyor. Sanki böyle böbreklerime bıçak sokmuşlar da kanırtıyorlarmış gibi ağrıyor. Anam. Bunun belki önemli bir şeydir. Bir doktora görünsene ya. Yok ya baba, ne gerek var? Şimdi doktora dünyanın parasını vereceğim. Böyle geçer nasıl olsa, bir iki ağrı geçer. Yık ya, geçer. Ya geçmezse, ya önemli bir hastalıksa, ya sonunda ölürsen. Ölürsen mi? Vallahi o zaman baba, ölüm sebebim otopside anlaşılır. Ben de doktora para vermemiş olurum. Ne kafama değil mi? Öküz kafası. Yürü lan. Hemen git doktora. Bugün gideceksin. İtiraz istemiyorum. Yürü. Tamam baba, giderim. Ne kızıyorsun ya? Ay, ne yapıyorsun sen? Bırak çantamı. Bırak.
çanta mı? Yakalayın! Emekli ikramiyem benim o! Yakalayın! Emekli ikramiyem yetti! Nereye kaçabileceğini sanıyordun ha çekirge? Kapaç mı abla? Evet. Alın bunu polise götür. Amcacığım buyur çantanı. Çok teşekkür ederim kızım. Allah senden razı olsun. Bunu kabul edersen beni çok mutlu edersin. Bunu görmemiş olayım çantanıza koyun amcacığım. Ben insanlık görevimi yaptım. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Sağ ol. Günaydın ağalar. Günaydın Seyit. Hayrola Seyit koçum? Kesilmeyi bekleyen yılbaşı hindileri gibi düşünüyorsun. Hayırdır? Sormuyorsun ağam ya. Başımızda bir bela var. Yani böyle kan davasının içine düştük ya. Vay. Kan davası mı? He ağam kan davası. Bizim emmioğlu Ferhat Karadağ aşiretinden birini vurmuş. Onlar da o sebepten beni vuracaklarmış. Aa. Ya bir dakika bir dakika. İyi de seni niye vuruyorlar kardeşim? Gidip Ferhat'ı vursunlar. Sen daha mı iyi vuruluyorsun yani? Allah Allah ya. Ya ağam Ferhat kaçmış saklanmış. O yüzden beni vuracaklar. İyi de kardeşim sen Ferhat'ın muadili misin ya? Vallahi elimizde Ferhat kalmadı ama onun muadili Seyit var. Onu verelim onu vurun öyle mi diyeceksiniz? Bu nasıl iş ya? Seyit yani Sinan haklı oğlum bu konuda. Ben böyle saçma şey duymadım ömrümde ya. Bak şimdi memlekette mahkemeler var. Biri birini vurursa cezasını mahkeme verir. Siz niye birbirinizi vurursunuz bile? Hı? Ya ağam yani var ya böyle üstten üstten konuşuyorsan sanki var ya gören de sanacak böyle Paris'te büyüdün yani ya. Allah Allah ya sen bu memlekette yaşamıyor musun? Yani bilmiyor musun sen bu töreleri kan davasını falan duymamış mısın hiç? Bak kız hanım gerçi Paris'te büyümedim ama ben de Avrupalıyım tabii. Ben sizin bu töre möre işlerinize hiç aklı vermez yani. Allah Allah yani var ya Avrupalıya bak hizaya gel ha. Seyit bırak oğlum Osman'da uğraşmayı. Şimdi şu durumu nasıl çözeceğiz ona bakalım. Polise mi gitsek? Ağam bunlara polis molis falan hiçbir şey kar etmez. Yani toplasan içeri atsan birkaç tanesini dışarıda kalan bir kişi yine seni bulur ve vurur yani. Ya Seyit bunun bir hal çaresi, bir orta yolu, bir çözümü yok mu koçum? Şimdi ağam geçen yıl bizim köyde böyle bir olay olmuştu. Yani bir kan davasında birini vurmuşlar. Vuran taraf 300 bin lira verdi kan parası... O anlaştılar yani. 300 bin lira mı? Oha yani ona kadar paraymış ya. Demek vurdukları adamın kanı çok değerliymiş. AB RH negatif falan mıydı ya bu arkadaşın kanı? Ya Sinan oğlum adamın canı burnunda zaten. Bir de üstüne gitme ya. Hadi sen hastanene. Hadi hastanene. Aa dur. Aha. Çok yine başladı değil mi son son? Ben bir hastaneye gideyim. Hadi Sinan hava yolları havalanıyor. Trenini, trenini, trenini. Nurcan, benim yüzümden nişanım bozulmuş. Söylediklerime ne kadar inanıyorsun bilmiyorum ama... inan çok üzüldüm. Ben böyle olmasını istemezdim. Olan oldu artık, boş ver. Bu saatten sonra bunları konuşmak bizi sadece üzer, bir işe yaramaz. Hatasız kul olmaz oğlum. Hepimiz hata yaparız. Hem biz senin çok pişman olduğunu biliyoruz. Ama pişman olmak önemli değil Okan. Önemli olan yaptığın hatadan bir ders çıkarabilmek. Eğer bu dersi çıkarabilirsen bir daha o hatayı yapmazsın. Haklısın babacığım. Göreceksiniz düzelteceğim kendimi. Hemen bir iş bulup çalışacağım. Yoo işe falan girmek yok oğlum. Eski hayatına çizgi çekeceksin. Biz senin okumanı istiyoruz. Üniversiteye gideceksin. Sizin gibi bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Başkası olsa bu kadar anlayış göstermezdi. Çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum oğlum. Biz bir aileyiz. Belki başkaları kadar paramız yok ama bizim sevgimiz var. Bizi de ayakta tutan bu sevgimiz. Buyur suyun Osman babacığım. Sağ ol kız hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ali Kemal, Leyla'ya haysiyetli bir çay ver bakalım. Hemen vereyim Leyla ablacığım. Günaydın. Ha hoş geldin be Cemil. Sen ne zaman tekabüt olacaksın be? Yakında olacağım. Ver bakalım ne getirdin bize? Su faturası getirdim buyur. Sağ olasın. İyi günler. İyi günler. Oha! Ne oldu Osman ya? Fatura göndermiş bize ama fatura değil bu. Adeta bir aşk mektubu. Bile boynumuzdan öpecek yakında yani. Neler saçmalıyorsun oğlum sen? Ne kadar? Vallahi göremem. O kadar uzun ki arka tarafına geçmiş adeta.
450 lira. Ne? Ali Kemal! Buyur babacığım. Asıl sen buyur bakayım şöyle, gel. Ne oğlum bu fatura? 450 lira. Ne yaptın oğlum sen bu kadar suyu ha? Yoksa bizim haberimiz olmadan sulu tarıma mı başladın? Arka bahçede çeltik tarlası mı kurdun? Ne yaptın? Nuri babaya cevap ver Ali Kemal. Nuri babacığım. Osman babacığım şeker hastası ya, çok su içi. O yüzden böyle su faturası kabarık geldi. Ben vitaminsiz. Ben beygir miyim ki o kadar su içeceğim? Bak Ali Kemal, sende hiç kafa yok. Şu sandalye senden daha akıllıdır ha. Vallahi Nuri babacığım, ben o kadar su kullanmadım. Bu faturada bir yanlışlık vardır ama. Hoş geldiniz Duran Bey, hayırdır? Hoş bulduk yenge hanım. Kıymetli Hediye Hanım evde mi acaba? Evdedir, bir dakika çağırayım. Hediye! Kız gel, Hediye! Efendim abla, buyurun Duran Bey. Hediye Hanım, sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Yalnız. Zaten benim de mutfakta işlerim var dedi, ben gidelim. Abla! Hediye Hanımcığım, düğünde olanlar için bir delikanlı olarak sizden özür dilerim. Zaten Cemile yakalandı. Onunla aramızda da hiçbir şey yoktu. Vallahi şunu söyleyeyim, benimle de aranızda hiçbir şey yoktur Duran Bey. Niye böyle yapıyorsun Hediye Hanım? Çünkü ben ipleri başka kadınların elinde olan erkeklerle evlenmem o kadar. Bir insan neresinden konuşursa karşısındakinin doğrusuna tekabül edermiş. Ben size vicdanımdan konuşuyorum Hediye Hanım. Umarım sizin de vicdanınıza tekabül eder. Bu işte ben suçsuzum. Aa, çok şaşırdım. Demek ki sizin bir vicdanınız vardır, öyle mi? Gerçekten çok şaşırdım Duran Bey. Size şu kadarını söyleyeyim. Sizinle aramda hiçbir şey olamaz. Düşün yakamdan. Nokta, işte o kadar. Doktor Bey, neyim var? Lütfen bana gerçeği, ama sadece gerçeği söyleyin. Sinan Bey, şu an hiçbir şey söyleyemem. Aşağıda bir kan tahlili yaptırın. Bir de böbrek için röntgen istiyorum. Ama şimdi sen ne yaptın doktor bey ya? Doktorum civanım, tahlil dedin, röntgen dedin. Durduk yerde beni bir sürü masrafa soktun ya. Sinan Bey, röntgen ve tahlil olmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ya iyi de doktorum civanım, o kadar tıp fakültesi okuyorsunuz ya. Ben sizin okuduğunuzun yarısını okusam, yani karşıma gelen adama bakarım şap diye, söylerim hastalığını şıp diye. Sinan Bey, lütfen gidip dediğim tahlilleri yaptırın, röntgeni çektirin. Yarın sabah gelip anın neyiniz olduğuna bakalım. Tamam doktor, niye kızıyorsun? Doktorum civanım, asabileşmeyelim ya. Tırın tırın tırın. Hediyeciğim nasılsın? Allah çok şükür çok iyiyim Şazibent Hanımcığım. Hediyeciğim ben dün Nurimu'yla konuştum. Cemile olayından dolayı Duran çok üzgünmüş. Vallahi bu olay için şöyle derler Elena Hanımcığım. Geçti Urum Elan'ın pazarı, sür kendini ta Tekirdağ'a. Yani anlayacağınız bu Duran Efendi daha çok üzülecek. Niye? Ayrılısıyla size çok güzel haberlerimiz vardır hanımlar. Ne oldu Sabiyeciğim? Hediyeyi de Tekirdağ'dan istemeye gelirler. Ciddi misin Kale? De tabii, çok ciddiyim. Vallahi ben bu ciddiyetsiz Duran Efendi'yle daha çok vakit harcayamam. Gencim, güzelim. Evet, kendisi tescilli güzeldir. Elimi sallasam ellisi. Vallahi evlenip gideceğim buralardan. Ayol koca koca diye kudurdun mu? Daha düne kadar Duran'la evleniyordun, ne oldu? Aman bana Duran demeyin vallahi Şazibent Hanımcığım. Ben o adamın defterini aldım, böyle kapattım. Bürdüm, 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 bürdüm. Kadırdım, fırlattım tavan arasına. Dete oka. Buyurun güzel abicim, nereye gidiyoruz? Çubuklu. Çubuklu. Emredersiniz, kemerlerinizi bağlayınız, kalkışa geçiyorum. Alo. Evet, barı bu akşam açıyorum. Davetiyeler yanımda. Getireceğim davetiyenizi, tamam. Kesin bekliyoruz ha. Pardon güzel abicim, istemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Sanırım yeni bir bar açıyorsunuz. Fazla davetiyeniz var mı? Ben de gelebilir miyim? Yani benim çevrem geniştir, çok müşteri getiririm. Ama bu öyle bildiğiniz barlara benzemez. Güzel abicim, ben de bildiğin adamlara benzemem.
Ben her ortama, her aleme uyarım. Uysa da uyarım, uymasa da uyarım. İyi o zaman. Buyur koçum, bekleriz. Güzel. Abi içkiler bedava değil mi? Açılış sonrasıyla bedava. Harika. Peki son bir soru daha soruyorum. İki kişi gelebilir miyiz? Tabii, buyurun. Harikasın abicim. Sağ olasın. Okan çalışmak istiyor ama ben üniversiteye gitmesini istiyorum Nuri Baba. Doğrudur. En doğrusu Mehmetciğim. Benim için gerici merici diyordunuz. Gördünüz mü bak, ben kızımı konserve okuluna gönderdim. Bu dünyada okumayana ekmek mekmek yok. Merhaba Nuri abim, saygılar. Merhaba Durancığım. Merhaba arkadaşlar. Hayrola, yüzün düşük biraz. Bir derdi mi var? Yok bir şey abi. İyi günler. Bu sabah arabamı yıkatmıştım da burada. Bir poşet vardı arabanın içinde. Gördünüz mü acaba? Vallahi yanlışınız var kardeşim. Biz burada araba yıkamıyoruz. Burası taksi durağı beyefendi. Nasıl olur? Daha bu sabah yıkattım. Bir genç yıkadı arabamı. Hah, işte bu genç yıkadı arabamı. Beyefendi doğru mu söylüyor Ali Kemal? Sen durakta araba mı yıkıyorsun? Yok öyle bir şey. Daha tövbeler olsun Nurum abacığım. Bu adam sarhoş galiba, baksana. Kardeşim ne kullanırsan bağda aynısından verir misin? Vallahi kafa yapıyor galiba, baksana. Bak kardeşim. Biz bu vitaminsize kendi arabamızı zor yıkatırız. Nerede ki senin arabanı yıkat? Vallahi bu yıkadı diyorum ya. Hatta bana akşam 8'de sabah 7 arası biz burada araba yıkıyoruz dedi. Yıkamanın üstüne bu arkadaş geldi. Bir şey söylesene kardeşim. Doğru mu söylüyor beyefendi Hüseyin? Vallahi kusura bakma Ali Kemal. Doğruya doğru. Beyefendi haklı Nuri Baba. Ali Kemal burada geceleri sizden gizli araba yıkıyor. Gel abi bakalım poşete. Tevekkeli değil, su faturaları o kadar kabarık geliyor. Senin yaptığın delikanlı adama yakışıyor mu koçum? Ben size söyledim. Bu bir düğmenler severir derdim. Bakın işte çıktı. Buyurun. Ulan! Sen ekmek yediğin tekneye mi pisliyorsun namussuz? Nuri babacığım, parmadın önce dinlemesini bir öğrensen daha. Ben artık evli bir adamım, biliyorsun. Senin verdiğin açlık bağa yetmiyor. Ne etseydim? Hırsızlık mı yapsaydım? Terbiyesine bak be! Ulan madem yetmiyor, gelseydin konuşsaydın. Arkamdan hiç mi çevirmen lazım? Küstah! Çişeren! Kovuldun, çek! Uy, ne kovuymuşsun? Türen abicim, Osman babacığım bir şey deseydin, kovayım diye. Nuri abim, bu seferlik affetsen. Nuri kardeşlik, bilesin ki bu bir mevde kalır. Şimdi sen bunu kovarsan bütün nüfus benim başıma kalacak. Ben bu kağı boğazı nasıl doyuracağım be ya? Siz bu işe karışmayın arkadaşlar. Kovuldun canım, çıksana. Peki, tamam öyle olsun Nuri babacığım. Gidişim suskun oluyor ama dönüşüm muhteşem olacak. Körüşürük. Ulan bu böyle şeyler söylemezdi be. Kime güveniyor acaba? Herhalde bana güveniyor. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok saygıdeğer şoför kardeşleri. Şu elimde görmüş olduğunuz davetiye bu akşam açılacak olan bir barın davetiyesidir. İki kişiliktir, içkiler beleştir. Kim benimle gelmek ister? Sinan bırak barı pavyonu. Hastaneden ne haber? Doktor ne dedi onu söyle. Doktor mu? Kaldır ellerini, bu bir soygundur dedi Nuri Baba. Ya bu saçmalama Allah aşkına ha. Ya tamam aynen böyle demedi ama yok röntgen parasıydı, yok tahlil parasıydı. Soydular sovana çevirdiler beni babaya. Ya koçum doktora gitmeseydin de ölse miydin? Daha mı iyi olurdu? Vallahi Duran abi bu memlekette ölmek ucuz abi. Yaşamak pahalı, yaşamak. Anne, anne. Ne oldu kız? Ne var sen? Karadağ aşiretinde Şehmuz'u görmüş ama ney? Vış, nerede görmüşsün kız? Sokağın başına sinmiş Seyit'in gelmesini bekliyor. Vay! Elleri kırılmasıcalar. Oğlumu öldürecekler. Hemen Seyit'i arayıp da bu taraflara hiç gelmesin anne. Ara kızım, ara. Efendim Zeyno. Seyit, Karadağlıların Şehmuz gelmiş. Sokağın başında sotelemiş seni bekliyor. Sakın buralara gelmeyesen ha. Ya bu adam ne kadar meraklıymış beni öldürmeye. Allah Allah ya. Seyit, ne öldürmesi? Ne oluyor oğlum? Ya ağam, kanım gelmiş, kanım. Ver bakalım. Ula akılsız Seyit. Siye tabanca vermişim. Niye almamışsın? He? Şimdi o Şehmuz'u alnının çatından çat diye vurup yere sererdin. Ya anne kaç kere söyleyeceğim? Ben kimseyi vurmam. Oğlum,
tabanca ruhsatsızdır diye korkmayasam. Tabancanın ruhsatı vardır ha. Ya anay ne alakası var? Ben ateşli silahlar kanununa muhalefet etmekten korkmayan. Ben Allah'ın verdiği canı almaktan korkuyorum ya. Allah Allah ya. Ya bu anne iyice kafayı yedi ha. Ya diyor ki yani onlar seni vurmadan sen git onları vur diye. Tavşan vuruyorum sanki ya. Ya Seyit peki senin bu kanının annenle Zeyno'ya bir şey yapmaz mı? Ya yok bacım. Şimdi törede çoluğa çocuğa dokunmuyorlar ama beni her an öldürebilirler yani. Aa seni mi öldürürler? Lan Seyit iyi ki o zaman senden uzağa oturmuşum ha. Aa, eskaza tükeri falan tararlarsa ben yırtarım bir şey olmaz yani. Çok komiksin adam ya. Yani Allah senden razı olsun. Şu durumda yani bir nasıl destek olursan böyle gözlerimden yaşlar aktı. Rica ederim Seyit. Görevimiz, vazifemiz. Ya bu arada Ali Kemal nerede? Dilim damağım kurudu. Bir çay getirsin de içelim ya. Sinan abi Ali Kemal kovuldu. Kendi çayını kendin alıyorsun. Nasıl ya? Niye kovuldu ya? Niyesi var mı? Öğretmenlik yapa yapa kendine benzettin herifi. Üçkağıtçı yarattın. Üçkağıtçı. Adam burayı araba yıkama istasyonuna çevirmiş. Bizim haberimiz olmadan geceleri burada araba yıkıyor. Hadi ya çok iyi fikir. Niye benim aklıma daha önce gelmedi bu ya? Sinan. Pardon Mehmet hocam. Baba izninizle ben bir çardağa kadar uzayıp geleyim. Tırın. Tırın. İyi günler. Hoş geldiniz amcacığım. Hayrola? Kızım sen benim emeklilik ikramiyemi o kapkaççıdan kurtardın. Ben de çam sakızı çoban armağanı şu baklavaya getirdim size. Teşekkür ederiz. Niye zahmet ettiniz? Allah Allah. Ne kapkaççısı ne parası ya? Anlatsana kızım. Bak Nuri amca. Şöyle oldu. Efendim Sinan abiciğim. Ali Kefal. Ulan kifayetsiz çay mühendisi. 40 yılın başı bir hırsızlığa çıkmışsın. Onda da hay akşamdan doğmuş öyle mi? Nuri baba seni işten mi kovdu Ali Kefal? Sen penle dalga geçmek için mi aradın Sinan abiciğim? Yok lan ne dalga geçeceğim Ali Kefal'cığım. Ben sana moral vermek için aradım ya. Destek olmak için aradım Ali Kefal'im. Gerçekten çok teşekkür ederim. Öyle küsel moral veriyorsun ki biraz daha moral veriyorsan falan böyle başıma taş bağlayıp kendimi denize atacağım. Dur be Ali Kefal dur be. Oğlum bak her işte bir hayır vardır. İyi ki Nuri baba seni işten kovmuş yoksa ticarete atılmamış olacaktın. İyi de Sinan abiciğim ben zaten ticarete atılabilmiş değilim ki. Tamam atılmamışsın ama şimdilik atılmamışsın. Bu hiç atılmayacağın anlamına gelmez. Ufacık bir sermaye bulursan ben seni ticarete atacağım Ali Kefal. Hatta zenginler kulübüne sokacağım. Haydi kulum yürü. Ya kulum olayı yani. Ama Sinan abiciğim ben evlenirken bütün sermayeyi kediye yüklemiştim. Nereden bulacağım şimdi? Bak Ali Kefal senin kayganan olacak Ediye'de, Safiye yengende kirli çıkıdır. Çok da yufka yüreklidir oğlum onlar. Git kendini acındır paraları al. Ha bunu iyi söyledin abiciğim aynen öyle yapacağım. Aa Ali Kemalciğim ne işin var senin bu saatte evde? Hiç sorma Hediye anacığım. Nuri babacığım beni işte kovdu. Ne? Aa! Nuri baba seni işten mi kovdu? Yani sen şimdi işsiz misin Ali Kemal? Hadi. Aa eyvahlar olsun. Te Osman'ın bu kızını iç güvensi diye zaten sevmez idi. Şimdi de işi yok diye vallahi eve sokmaz haberiniz olsun. Te abla dur be. Ay damatcığım ne oldu? Neden kovdu seni Nuri Aga işten? Benim ticari yeteneklerimi kıskandı. Ben ha oraya araba yıkaydım. Baktı ki çok kazanıyorum. Beni böyle işten kovdu. Yani sen duran suyuyla araba mı yıkadın Ali Kemal? İnanamıyorum sana ya. Nasıl kullanırsın duran suyunu? Neyse olan olmuştur artık. Ali Kemal'cim senin en kısa zamanda bir iş bulman lazımdır. Yoksa bu Osman yanışta var ya seni vallahi paspas gibi kapının önüne koş. Hediye anacığım aslında biraz param olsa ticarete atılır. Ticarete çok iyi para var. Acaba sen bana biraz kredi açabilir misiniz? Ay damatcığım bende para yoktur be. Abla senin de var mıdır para? Yok bende para yok kadar. Yalnız Osman'ımın bana verdiği kömür parası vardır ama onu ver ama. Safiye ablacığım sen bana o parayı ver. Ben sana bir hafta içerisinde bir ton kömür değil, Zonguldak kömür işletmelerini alırım. Vallahi alır benim kocam alır. Valla ver ablacığım be. Vallahi ben damadıma güveniyorum o tuttu onu koparır. Veremem Osman beni keser. Kız abla sen o parayı ver damadıma. Ben damadıma kefilim. Eğer geri ödeyemezse vallahi billahi ben bulur buluşturur sana o parayı veririm. Gel bakalım. Para veren ellerin para görsün inşallah. Sinan! Sinan! Geldim baba efendim. Bu ne oğlum?
Tampon. Yapma ya. Tampon. Ben direksiyon sanmıştım. Öyle mi? Dalga mı geçiyorsun lan? Ben de biliyorum tampon olduğunu. Bu ne bu? Ana! Tamponuma vurmuşlar. Tamponumu arkadan vurmuşlar. Ben görmedim. Sinan, bir daha böyle bir şey olursa, üzülerek de olsa seni kovmak zorunda kalırım. Tamam baba, söz veriyorum. Bir daha olmaz. Zaten olursa ben kendi kendimi kovarım. Nuri kardeşlik, bu Sinan'ın ehliyetini iptal edelim. Bunu yeniden imtihana sokalım. Ne dersen? Ağza bak, ağza. Sen benim şoförlüğüme laf edeceğine kendi şoförlüğüne bak. Sen benim yanımda daha çocuk sayılırsın be. Osman aga, hatırlat da 23 Nisan'da seni şoför koltuğuma oturtturayım. Efendim Ali Kefal. Ali Kefal kimdir be? Ali Kemal. Tamam Ali Kefal, geliyorum. Tamam Ali Kefal, tamam koçum. Baba izninle ben bir dışarı çıkıyorum. Gel kardeşim. Selamünaleyküm agalar. Ben Seyit'i arayayım de. Acep buradadır. Kimsin sen koçum? Ne diye arıyorsun Seyit'i? Seyit o, Biye köyden Hısım Oli. Ona selam getirmişim. Burada çalışıymış diye duydum. Yanlış duymuşsun kardeşim. Seyit artık burada çalışmıyor. Burada çalışıyordu da ayrıldı canım, ayrıldı. Peki nerede çalıştığını bilirsiniz. Bilmeziz. Tatsız ayrıldık. Hadi şimdi sen de uza bakalım. Bir daha da buralarda görünme. Hadi, hadi. Peki ağam, size iyi günler. Seyit o! Çabuk! Yutmamış. Bir dakika, şuna bakayım. Gel lan buraya! Eyvah! Vuracak Seyit ha! Mehmet, hemen polisi ara, çabuk! Arıyorum bunu. Hadi. Seyit, dur! Kurtuluşun yoktur! Ay, çabuk! Duran ne oldu oğlum? Peşlerinden koştum ama yakalayamadım Nuri abim. Araya açıp gittiler. Buyurun Akasya Durağı. Alo Nuri ağam, ben Seyit. Kanlım ölüyor ağam. Yardıma gelin ağam, yardıma gelin. Kanlın mı ölüyor? Seyit kanlısını vurmuş. Olamaz. Seyit bana bak. Kanlını mı vurdun oğlum yoksa? Yok yok ağam, ne vurması? Araba çarptı, fena kan kaybediyor. Hadi çabuk gelin, yaradana kurban alıyorum. Tamam, neredesiniz siz? Şeyde Karanfil Sokak, Karanfil Sokak. Tamam oğlum, hemen gönderiyorum. Hayda. Seyit'in kanlısını araba çarpmış, iyi mi? Osman, Duran hemen fırlayın gidin. Karanfil Sokak'ta varmış, hadi. Karanfil. Ya Allah bismillah. Ya bu adamı bu kadar koşturmamak lazım canım. Şimdi bak Ali Kefal, bu abimizin adı Zehir Ahmet'tir. Kendisi zehir gibi bir adamdır. Ahanda bu deponun tamamı kendisinindir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehir abicim. Sinan abicim, inşallah ileride ben de ha böyle bir depo kuracağım. Tabii Ali Kefal, tabii. Sen de bu ticari zeka olduktan sonra bir haftaya kalmaz ahanda bu depo gibi 3 tane depon olur. Sana güveniyorum ben Ali Kefal. Şimdi Zehir Ahmetciğim, bizim Ali Kefal ticarete atılmak istiyor. Sen bize ne iş önerirsin kardeşim? Vallahi en iyisi kadın iç çamaşırı Sinan. Şimdi piyasada en iyi o satıyor Allah için ya. Şimdi elimde birkaç parça ihraç fazlası mal var. Ha, şimdi sen yani ikizlere takki olayına girin diyorsun. Güzel. Peki sen bu ihraç fazlası malları bize kaça bırakırsın ihraç fazlası Zehir Ahmet? Vallahi Sinan, bunları size ben 3000'e bırakırım. 3000 öyle mi? Şimdi Zehir Ahmet, ver bakayım şu elini bana. Sen 3000 diyorsun, bizim Ali Kefar'ın 2000'i var. Gel bunun ortasını bulalım, 1500 diyelim. Ne dersin? Kan kaybedin ya, haydi. Siz içeri giremezsiniz. Burada bekleyeceksiniz. Tamam. Seyit kız hanım, benim aklımın almadığı bir şey vardır. Şimdi sen, seni öldürmeye gelen adamın canını mı kurtardın be çocuğum? Ya hanım, bıraksaydım ölse miydi? Seyit,
Ben bunca delikanlı gördüm, senin gibi delikanlıya rastlamadım biliyor musun? Helal olsun sana koçum. Ne oldu doktor ağam? Hemen ameliyatı almamız lazım. Hasta çok kan kaybetmiş. Çok acilen kan vermemiz lazım. Ama maalesef hastanın kan grubundan elimizde yok. Hangi kan grubudur bu? AB RH negatif. Bende yok. Benim kan grubum. Ben kan verebilirim. Tamam o zaman, çok iyi. Hemşire hanım size hemen yardımcı olsun. Bu iş iyice garipleşmeye başladı Osman abi. Seyit canını almaya gelen adama kanını veriyor. Evet evet. Ama artık bu kan davası da böylece biter herhalde ha? Al 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 al! İkizlere takke, ikizlere takke! Çiçeklerin silikonlu diye üzülme! İster doğal olsun, ister silikonlu, bizde her boya, her bedene süt yapılır! Aferin lan Ali Kefal, sende ticaret kafası varmış ha, helal olsun! Nasıl renk ama? Hadi kolay gelsin! Al 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 al! Angelina Jolie, Julia Roberts, Sophia Loren, George Michael hepsi sütyenlerini buradan alıyor. Al, al. Bundan alabilir miyim 85? 85 mi dur? Ha bu 85. Hoş geldin Nur abim, saygılar. Çocuklar ne oldu? Şanımıza ameliyata aldılar ağam. Doktor ağam nasıldı hastanın durumu? Hastanın durumu gayet iyi. Şu an istirahat ediyor. Peki görebilir miyiz kendisini? Tabii görebilirsiniz. Koridorun başındaki odada. Ama hastayı yormayın lütfen. Yok merak etme, hiç yormayız. Bak hadi. Seyit. Hangi cesaretle yanıma gelirsen. Tabancam nerede? Ne diyorsun koçum sen? O benim kanlımdır. Vuracağım onu. O adam senin hayatını kurtardı be. O olmasaydı sen şimdiye kadar çoktan ölmüştün. Seni hastaneye getirdi. Kendi kanını sana verdi. O senin canını kurtarmaya çalışırken sen onun canını mı almaya kalkıyorsun? Seni kurtaran adama karşı bunu mu yapıyorsun? Böyle bir cevap veriyorsun. Sen bir insanlık dersi vermişsin Seyit kardeş. Bundan böyle kardeşimden ötesin. Aşirette size yanlış yapacak adam karşısında beni bulur. Tamam Şahımız, tamam. Hadi el sıkışın barışın bakayım, hadi. Şimdi bu kan davası bitti değil mi? Eyvallah ağam, bitti. Ha. Evet, buyur ablacığım, küle küle kullan. Sağ ol. Bereket versin. Kolay gelsin Ali Kemal. Hayırlı işler Ali Kemal. Kolay gelsin Ali Kemal, sütyenler yakışmış. Uy, müessesimize hoş geldiniz. Bugün müessesimizin ilk günü olduğundan çay veremiyorum, kusura bakmayın ama hepinize birer hediyem vardır. Buyur Leyla ablacığım, bu senin hediyen, çam sakızı çoban armağan. Zahmet ettin Ali Kemal, teşekkür ederim. Aa, hiç olur mu öyle şey? Mehmet hocam, bu hediye de senindir, buyur. Sağ ol Ali Kemal ama ben kadın iç çamaşırı giymiyorum. Aa, öyle olur mu hiç? Mehmet hocam, yengem için verdim. Mert abiciğim, buyur, bu hediye de senindir. Kırıklarından birine verirsin artık. Ali Kemal, sen ne yapıyorsun oğlum burada? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı kapından kovduğun. Hatırladın mı Nuri babacığım? Ne, ticarete mi başladın koçum? Hadi Adıran abiciğim. Sermayeyi nereden buldun peki? Kredecektim Osman babacığım. Buyur Osman babacığım, ha bu senin hediyen dur. Buyur Duran abiciğim, bu da senin dur. Seyit abiciğim, bu da senin hediyen dur. Nuri babacığım. Ha bu da senin hediyen dur. Teşekkürler, istemem canım. Benim böyle şeyler giymek gibi bir adetim yok. Şu dükkanı başka yerde açsan olmaz mıydı be? Allah Allah, Allah Allah. Bu Safiye'ye küçük yarar. 10 lira, 10 lira. Süt yine gel, süt yine gel. Buyurun ablacığım. Osman Aga, gel bak ne diyeceğim. Bu gece seninle erkek erkeğe bara gidelim, sabaha kadar eğlenelim ha, ne dersin? Bu gece barda, gönlüm ovada. Olmaz, olmaz derim, olmaz. Sen ne zaman bir yere gitsen benim başım derde girer. En sonunda bana hesabı ödetirsin sen. Yok be, içkiler beleş Osman Aga, beleş. Aa, beleş mi? He, bir bar açılışı var, ona gideceğiz, her şey beleş. Ya hadi kırma beni, gel. Ne yapacaksın eve gidip, sıkılırsın evde ya. Aa. İyi fikir be. Bizim eve böyle kalabalık curcuna. Hem sabahleyin bir kavga yattı be evde, öyle ayrıldım evde. Tamam gidersen. Hadi iyi. Hadi yürüyorum. Oo, o
Osman Aga, cennete düştük. Hurilere bak, hurilere. Sabaha kadar dans edip bütün kurtlarımızı dökeceğiz. Gel, 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 gel. Merhaba kardeşim. Hoş geldin, buyurun lütfen. Hoş bulduk. Bizim davetiyemiz var. Her şey bize bedava değil mi? Evet efendim. Çok güzel. O zaman donat kardeşim şurayı. Baş üstüne. Sinan, barcı biraz kibar galiba. Ha? Ne diyorsun Osman Aga ya? Böyle lüks bir gece kulübünde elbette kibar barmen olacak. Otur keyfine bak ya, otur ya. Biz geldik. Merhaba yetişik. Oturabilirsiniz tabii. Oturabilirsiniz de oturacak yer kalmamış. Sen benim kucağıma otur, sen de Osman Aga'nın kucağına otur. Sinan edepsizleşme. Ayol siz ne şeker şeylesiniz. Burada bekle, hemen gelin. Hadi bakalım, hemen gelin, bekletmeyin. Sinan, hani kadınlara bulaşmayacaktık? Ne diyorsun Osman Aga ya? Tabii kadınlara bulaşacağız. Kütüphaneye mi geldik? Kitap mı okuyacağız, denklem mi çözeceğiz? Tabii kadınlara bulaşacağız. Ha, değil mi? Ay Sinan, Osman, sizin ne işiniz var burada pompişler? Aa, biz de eksiksin. Sen nereden çıktın buraya Olgay? Ay inanmıyorum. Buraya geldiğinize göre demek ki siz de bizdensiniz. Nasıl yani sizdeniz? Ayol inkar etme işte. Ne dediğimi bal gibi anladınız. Yoo, anlamadık. Anladık mı Osman Aga? Anlamadık. Ay kıyamam. Nasıl da çekindiler. Korkmayın Ayol. Sırrınızı kimseye söylemem pompişler. Sırrımız aramızda. Ne aramızda? Ne aramızda ya? Ne sırrı? Ne diyorsun sen? Ay ne yalan söyleyeyim. Ben sizi ilk gördüğümde ikinize de kanım çok ısınmıştı. Ama ikinizin de nonoş olabileceğini hiç düşünmedim. Ne? Ne? Nonoş mu? Ne biçim konuşuyorsun sen? Nonoş lan ne diyorsun sen? Ne nonoşu be? Biz ikimiz de sapana kadar erkeğiz bile değil mi? Madem öyle gay barda ne işiniz var? Ne diyorsun Olgay? Ne barı, ne gayi? Burası nedir Olgay? Burası gay bar mıdır? Evet. Bunların hepsi gay. Nonoş. Pardon birader, burası gay bar mı? Evet gay bar. Ya beni davet ederken niye söylemedin buranın gay bar olduğunu kardeşim ya? Kardeşim ben sana buranın normal bir bar olmadığını söyledim. Sen bana mekan fark etmez demedin mi? Tamam dedim, her aleme ayak uydururuz dedim ama nonoş alemini kastetmedim yani. Allah senin cezanı versin. Tuh! Ya ben nereden bileyim Osman? Merhaba, biz geldik. Affedersiniz hanımlar, siz ikiniz de nonoş musunuz bile? Nonoş senin babandır ayı. Tam 5 senede beri kadını kadar. Kadınsın da neden böyle ayı gibi böğürürsün? Ayı sensin he mi? Uy Safiye ablacığım, işler böyle tıkırında giderse senin paha verdiğin kömür parasını en kısa zamanda böyle geri vereceğim. Maşallah, maşallah. Kız hanım zaten bizden aldığın parayı bir an evvel geri ver de yerine koyalım. Yoksa Osman ikimizi birden öldürür. Alo, buyurun. Efendim komiserim. Ne? Babam karakolda mı? Ne karakolu? Aa, yine ne atlar karıştırdı bu zargana? Ver bakayım sana telefonu. Alo komiserim, Osman'ım niye karakoldadır acaba? Kendisi çok kibar, çok narin, çok Avrupalı bir kişidir. Tabii karıncayı bile incitemez yani. Ne? Gay barda kavga ederken mi yakalanmış? Babama ne işi var gay barda? Komiserim, gay bar ne demek? De hemen geliriz. De ben hiçbir şey anlamadım be. Ben de anlamadım. Ah gitti, gitti. Dağ gibi adam gitti. Gitti koca pehlivanım, gitti. Gitti. Gitti dersin, bitti dersin. Hiçbirimize hiçbir şey anlatmazsın be ablam. Biz Osman'ımla epey bir süredir bacı kardeş gibiydik. Sonra onun biraz aklı karışmış herhalde. Şey olmuş. Ne olmuş? Nonoş olmuş. Nonoşların gittiği barda yakalanmış. Uy Osman babacığımı gören de kalbinin adamı sanar. Meğerse Osman babacığım böyle susamsız simit imiş. Çekmeye
çekmeyin be! Çekmeyin! Aile babasıyız biz. Senin kadar kızım var benim, tamam mı? Ayol kızma. Haşin erkek, kızınca çok şeker oluyorsun ayol. Çok şeker. Ya komiserim ya, lütfen bir şey söyleyin şunlara. Çekmesinler artık bizi ya. Tamam arkadaşlar, tamam bu kadar yeter. Hadi dışarı. Hadi buyurun. Hadi. Lütfen dışarı, lütfen. Buyurun. Çık kardeşim hadi ya. Hadi sen de. Buyurun lütfen. Yahu Osman, Sinan sizi tebrik ederim. Her geçen gün kendinizi daha da aşıyorsunuz. Ya komiserim lütfen alay etmeyin ya. Zaten zor durumdayız ya. Biz bunları huri zannettik, nuri çıktılar. Yani huri görünümlü nuriymiş bunlar komiserim. Peki ne işiniz vardı sizin gay barda? Ay ne işleri olacak komiserim? Onlar da bizden. Sadece utandıkları için söyleyemiyorlar. Susak! Ben sizden değilim, ben sizden hiç değilim. Bir şamar yalattırırım sana vallahi billahi böyle afiş gibi yapışırsın duvara. Vallahi ben de yalattırırım ha. Ben delikanlıyım. Ben daha delikanlıyım. Ya komiserim, vallahi bakın bir yanlış anlaşılma var. Biz Osman Aga ile beraber erkek erkeğe eğlenmeye gidecektik, içecektik yani orada ya. Erkek erkeğe değil mi? Doğru yere gitmişiz, bunların hepsi erkek. Doğru yani bir anlamda komiserim. İstirham ederim komiserim. Biz de rica ederim kayıttan geçmeyiniz yani. Biz oran nonoş mekanı olduğunu bilseydik hiç gider miydik? Yahu oraya yanlışlıkla nasıl gidersiniz? Oraya her önüne geleni almıyorlar ki. Oraya özel davetiye ile gidiliyor. Size de davetiye verdiklerine göre bir bildikleri varmış demek ki. İşte komiserim ben de onu diyorum ya, bir yanlışlık oldu. Benim arabama o barın sahibi bindi. Davetiyeyi bizzat o verdi. Ben oranın bir gay bar olduğunu nereden bileyim ya? Yahu Sinan, adam durup dururken sana niye davetiye versin kardeşim? Komiserim, bizim Sinan'ı nono sandığı için verdi herhalde. Osman Aga, adam gibi konuş. Ağzından çıkanı kulağın duysun, ayıp oluyor ama ha. Asıl sana ayıp olur. Seninle ne zaman bir yere gitsem benim daima başıma bela gelir. Sen de bir daha bir yere kesinlikle çıkmayacağım yani. Aman be, çıkmazsan çıkma. Sanki ben çok meraklıydım seninle bir yerlere çıkmaya. Şunu dediğine bak. Osman, sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Tüpürüp durma be Safiye suratıma, ikide bir deve gibi. Ah be enişte be, sana vallahi Kleopatra gibi kız verdik, ona bunu da mı yapacaktın? Püh, zargana! Ben ne yapmışım ya, ben ne yapmışım ya? Daha ne yapacaksın be baba? Geylerle, travestilerle aynı barda yakalanıyorsun, bir de ne yapmışım ki ben diyorsun ya? Allah seni kahretmesin he mi Osman? Hasbinallah! Diye enişte böylece sana hiç yakıştıramadık, çok ayıp. Osman babacığım, benim de bir lafım sağ olacak. Seni adam sanmıştım, madam çıktı. Yani Osman, senin yaşındakiler genelde hacca giderler. Sen kalktın, bu yaşında nonoş oldun. Deve gibi tüpürüp durma be Safiye. Ben nonoş değilim. Sinan nonoş olabilir ama. Saçmalama Osman Aga ya. Ben niye nonoş oluyorum? Ben sapına kadar erkeğim. %100 organik erkeğim ben bir kere ya. Allah seni kahretmesin ama Osman. Tabii de seni koskocaman pehlivan sanırdın. Mercem gizli nonoş çıktın. Ben de seni akıllı bir şey sanırdım. Gizli salak çıktın Safiye. Komiserim, sizden istirham ederim. Lütfen gerçeği açıkça söyleyin. Yoksa burada bir cinayet çıkacak elimden ha. Safiye Hanım, durum sandığınız gibi değil. Osmanlılar yanlışlıkla gitmişler o bara. Te Osman yani nonuş değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi bakalım. Kimse kimseden şikayetçi olmadığına göre hadi herkes evine. Hadi eyvallah. Hadi kızlar yürüyün. Gerekmesin. Nuri, iyi akşamlar. Bakma darım, bakma. Sen hala emekli olmadın mı? Sana var. Neyin var doktor? Önemli bir şeyin var mı? Gayet iyisiniz beyefendi. Hiçbir sorun görünmüyor. Kan değerleriniz, kolesterol hepsi çok iyi. Sağlam bir genetiğiniz var demek ki. Tebrik ederim. Öyleyimdir. Çok sağlam bir genetiğim vardır. Taş gibiyimdir, turp gibiyimdir, domuz gibiyimdir. Ya doktor, bütün bunları bana röntgen çektirmeden, tahlil yaptırmadan niye söylemedin ya? Dünyanın parasını harcattın. Gitti bütün paracıklarım ya. Allah Allah. Erin ya, erin ya. Nedir kardeşim bu ya? Nedir ya? Davos'tan sonra hastane olayı da bitmiştir benim için ya. Bitmiştir ya. Allah Allah. Allah Allah. Taksi boş mu kardeşim? Boşum kardeşim, geç. Hayırdır birader? Böyle biraz gergin görünüyorsun. Bir problem mi var? Var ama
pek geçecek gibi değil be kardeşim. Ya üzülme kardeşim ya. Her hastalık geçer ya. Boş ver, takma kafana. Ucunda ölüm yok ya. Doğrusu var. Ölüm var ucunda. Hastalığım çok ilerlemiş. Kurtuluşum yokmuş benim. Yapma ya. Çok üzüldüm ya. Vallahi ne diyeyim kardeşim. Allah şifa versin. Ne yapayım? Nereye götüreyim ben seni? Hacı Badem. Buyur ablacığım, sevdiklerini güzel günde kullan. Allah bereket versin. Gel abi. Uy, polis abicim. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Don verelim, sütyen verelim, tanga verelim. Ne isterseniz verelim onu. Sen önce faturanı ver bakayım, bir kontrol edeyim. Fatura mı? Bana fatura falan vermediler ki. Oo, hem işporta yapıyorsun hem faturan yok. Sen iyi yere tezgah açmışsın. He valla, çok iyi yere tezgah açmışım. Ayak altı ya, valla böyle çok para kazandırıyor burası. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Yürü bakalım, yürü. Toplayın şu tezgahı. Kaldırın tezgahı. Ne ettim? Suçum nedir? Ticaret yasak mı bu memlekette? Şoför bey, rica etsem müsaitleri indirir misiniz? Tabii abi. Pardon kardeşim, ani fren yaptım. Genelde yapmam ama kusura bakma. Buyurun polis. Eyvallah abiciğim. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun. Yazık ya. Adam gidiciymiş ya. Merhaba yine arkadaşlar. Aa! Bu nereden çıktı be? Bize mi soruyorsun? Asıl bizim sana sormamız lazım canım. Bu ne? Biz seni delikanlı bilirdik Osman Aga. Sinan'dan ne beklerdim ama senden bunu beklemezdim Osman Aga. Ağzından çıkanı kulağın duysun Duran Aga. Ben böyle sapına kadar delikanlıyım, tamam mı? Ya ağam, bir şey soracağım. Yani tövbe estağfurullah, yani tercihleriniz mi kaydı böyle? Abuk subuk konuşma be. Sinan bir yerden bedava bir davetiye bulmuş. Biz de orada bedava içki içeceğiz dedik. Kalktık gittik. Nereden bileyim oranın gay bar olduğunu? Öyle her hıyarım var diyene böyle bir tuzluk kapıp koşarsanız sonunda olacağı buydu Osman'cığım. Buyurun. İşte bile Sinan'la arkadaşlık edersen başın beladan kurtulmaz. Mert. Kaldıralım şunu buradan artık. Yeter artık. Bu ne ya? Ana, benim kan tahlilleri. Bu benim değil ya. Ana, bu biraz önce arabaya binen adamın tahlilleri ya. Karıştı mı lan bizim tahliller? Hayda. Ulan ben şimdi nereden bulacağım bu adamı ya? Aman be kardeşim ya, dikkat etsene ya. Sinan! Gülübük! Damat! Kaygana! Baba. Can! Bu ne? Hangisi? Gazete? Ben de biliyorum gazete olduğunu Sinan. Fakat buradaki rezalet ne? Neymiş o? Ana! Taksiciler gay barda rezalet. Gülübük, yalan haber. Vallahi biz yanlışlıkla gittik oraya. Aslı astarı yok bunun ya. Ya yuh baba ya. Ben şimdi okulda arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım ya? Saçmalama oğlum ya, saçmalama. Dedim ya, yanlışlıkla gittik oğlum. Ya Sinan, sen ne utanmaz adamsın ya. Ayrıldım. Belki burnu sürtülür, adam olur dedim. Ama yok, sen gittikçe batıyorsun ya. Derhal boşanma davası açacağız. Bunları da delil olarak göstereceğiz. Tek celsede boşatacağım sizi. Ne saçmalıyorsun kaygana ya? Ne boşanması? Ben yumuşak falan değilim. Benim fabrika ayarlarım olduğu gibi duruyor. Saçmalamayın ya. Vallahi Sinancığım, senin cinsel tercihlerine saygı duyarım. Böyle devam et. Ne diyorsun kaygana? Saçma saçma konuşma. Yürü anne. Gidiyoruz. Gülebek. Yazıklar olsun ya baba. Can. Allah'ım be. Sinan, aldın mı raporu oğlum? Aldım baba. Bir şeyim yokmuş. Ha işte gördüm ya bak. Ne iyi. Ya bu sağlık önemli şeydir ya. İçimiz rahatladı oğlum. Rahatladı. Benim yuvam yıkılmış baba. Ölsem ne, kalsam ne? Ben ölmüşüm zaten. Hem ölümden öte yol yok ki. Neyse, ben bir arabayı yıkayayım baba. Mert kardeşim, sana zahmet olmazsa benim takside bir iç dış temizler misin? Tabii abi. Buyurun efendim, Akasya Durağı. Evet, benim komiserim. İyi günler. Ne? Ali Kemal çalıntı mal satarken mi yakalandı? Vay! Komiserim, ciddi mi söylüyorsunuz? Sinan mı bulmuş çalıntı malları?
bana ne bakıyorsunuz ya? Benim bir kabahatim yok. Benim çalıntı malla hırsızlıkla falan bir işim yok ya. Önemli diye geçmiş olsun. Ne yapalım, biz artık bakarız başımızın çaresine. Babacığım, sana kötü bir haberim var. Gülsüm Hanım bugün işe gelmiyormuş. Allah ne? Gelmiyor mu? Bugün bana en güzel müjdeyi verdin. Bayramım var, bayramım. O Alman mürebbiyesi kılıklı karıdan kurtuldum. Oh! Babacığım, yalnızken başına bir işi açma, üzme beni. Ben işe gidiyorum, tamam? Tamam, tamam. Hadi. Güle güle, güle güle. Alo. Selim Onbaşı. Ben Ramazan Çavuş. Nasılsın? İyiyim Çavuş'um. Kaç zamandır niye uğramıyorsun? Ya biliyorsun işte, romatizmalarım var. Yürüyemiyorum, zorluk çekiyorum be. İyiyim ama yani. Affedersin Çavuş'um. Neyse, bana bak, ev boş. Hadi arkadaşları topla gel. Eğlence var, eğlence. Efendim Ramazan Baba. Ulan fırıldak, nerelerdesin sen? Bir arayıp sormuyorsun. Nasılsın babacığım? Hürmetler ederim, ellerinden öperim. Kes yalakalı, bana bak. Bugün evde arkadaşlarla toplanıyoruz, eğleneceğiz. Bize bir dansöz bulsana lan. Kaç paraysa veririm. İlacın mı bitti baba? Tamam, karakolda benim ufak bir işim var baba. Onu halledeyim ben, hemen senin ilacını yaptır getiririm babacığım. Hadi göreyim seni. Ne? Hayda, olacak şey mi şimdi bu, raporu ıslattık. Baba ya, Sinan abinin taksiyi yıkarken raporu ıslandı, ne yapsak şunu? Ver kaloriferi de kurutalım oğlum. Bu ne ya? Ne oldu Nur abi? Kan değerleri çok yüksek. Bir bakayım Nur abi. Hayır, ben düzenli olarak check-up yaptırdığım için kan değerlerinden anlarım biraz. Garip ya, bazı değerler çok yüksek. Bu kadar inişli çıkışlı değerler olmaz. Sinan iyiyim diyordu abim. İyi de rapor öyle demiyor. Haklısın Nuri baba, bana göre de bu değerler çok yüksek. Allah Allah, Sinan abi gerçeği söylemedi mi yani bize? Öğreniriz, dur bakalım. Kimi arıyorsun Nuri baba? Doktoru. Alo. Hayriciğim, ne haber? Akasya Duran'dan Nuri. Teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Bir terslik yok. Ne yapalım işte böyle, geçim sıkıntısı. Koştur dur. Ya bir ricam var Hayri ya. Bizim şoför arkadaşlardan birinin kan değerleriyle ilgili. Rapor elimde şu anda. Çok acayip, çok yüksek değerler ya. Bir göstermek istiyorum sana. Yahu Sinan, sen ne biçim adamsın ya? Çocuğa aldığın malların hepsi hırsızlık malı. Ya sormayın komiserim ya. Arkadaşım dedim, güvendim, adam hırsız çıktı. Nereden bileyim ben komiserim ya? Bre susak. Senin arkadaşınsa bir durup düşüneceksin. Senin ne zaman doğru düz bir arkadaşın olur? Ya hırlıdır ya hırsız. Ne biçim konuşuyorsun Osman Aga ya? Ne biçim konuşuyorsun? Ayıp oluyor, aşk olsun yani. Komiserim, ama siz hiç merak etmeyin. Ben adreslerini biliyorum. Veririm adreslerini, enseler getirirsiniz buraya. Çok iyi olur. Osman başım kitti, paracıklar kitti, çok geç gitti. Aman bre susak, sen de böyle kadın gibi ağlayıp durma be. Sen delikanlı bir adamsın ya. Çalışırsın, kazanırsın. Para nedir bile elinin kiri. Uy Osman başım, yani senin paran gitseydi hiç üzülmez miydin? Ne üzüleceğim ben, ne üzüleceğim? Çalışırım, gene biriktiririm paracıklar. Uy madem üzülmeyeceksin, gerçeği söyleyeyim. Kiden para senin paran da Osman babacığım. Nasıl benim param değil? Yani şöyle anlatayım Osman babacığım sana. Ben ticarete atılacaktım. Hiç param yok idi. Safiye yengeçim de bana senin sakladığın kömür parasını verdi. Ben de onunla mal aldım. Yani giden para senin kömür parandı. Seni üzüleceğim ben Osman! Yapma Osman! Üzüleceğim seni sen! Hani kızmayacaktın Osman, bırak çocuğu babacığım. Osman'ı sen da ya! Bir dakika ya! Nasıl kaptırırsın dolan duyduğuna? Geç sen de Ali Kemal, şöyle gel. Bak! Yeni kış gelir, kışın sobada kömür yerine seni yıkacağım. Gel oraya. Gel oraya. Gel oraya. Hayriciğim, nesi var arkadaşın? Açıkçası söylemeye dilim varmıyor. Çok, çok gecikilmiş Nuri'ciğim. Bu arkadaşınızın durumu çok kötü. Yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bu kadar ciddi mi ya? Hastanın kendisi karşımda olsaydı elbet böyle konuşamazdım. Umut verici cümleler söylerdim. Ama size açıkça söyleyebilirim.
Benim tahminime göre birkaç ay ya yaşar ya yaşamaz. Sinan, aldın mı raporu oğlum? Aldım baba. Bir şeyim yokmuş. Benim yuvam yıkılmış baba. Ölsem ne, kalsam ne? Ben ölmüşüm zaten. Hem ölümden öte yol yok ki. Bence biliyor. Biliyor da bizden gizliyor. Ya hiçbir şey yapılamaz mı acaba? Maalesef Nuri'cim. Son günlerini yaşıyor. Mutlu olsun. Sevdikleriyle vakit geçirsin. Her anın tadını çıkarsın. Efendim Nuri babacığım. Gülbin kızım. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Anneni de al durağa gel, tamam mı canım? Ha, canı sakın getirme. Tamam, hayırdır Nuri baba, sesin kötü geliyor, bir şey mi oldu? Siz durağa gelin de orada konuşuruz canım, hadi. Tamam, tamam Nuri baba. Safiye! Aa, ne oldu Osman'ım? Daha henüz bir şey olmadı Safiye. Şu benim kömür parasını getirsene Safiye. Kömür parası mı? Evet, kömür parası. Nerede benim kömür parası Safiye? Şeyde. Nerede? Bankada Osman enişte. Aa, paranın bankada ne işi var acaba Safiye? Evde boş boş duracağına biz onu bankaya koyalım, faiz getirsin dedik. Ha, faiz getirsin dediniz. İyi, gidelim o parayı alalım gelelim Safiye. Aa, olmaz Osman'ım. Niçin olmaz Safiye? Çünkü paranın vadesi durmadı Osman'ım. Paranın vadesi durmadı ama... senin vaden doldu Safiye. Gel buraya, seni öldüreceğim. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Vay çavuşum, ne güzel sofra bu ya. Masada yok yok. Bir kuş sütü eksik. Sen merak etme, süt yok ama birazdan kuş gelecek. Kuş ama ne kuş, ne kuş. Aa, gel hadi, aç ver şu kapıyı. Bak bak. İyi akşamlar, afiyet olsun gençler. Hoş geldin canım. Hoş bulduk Ramazan baba. Karşınızda Nazenin. Allah. Nasıl baba, beğendin mi? Beğenmek ne kelime, bayıldım, bayıldım. Baba, diyorum ki beni görsen de ben de biraz bayılsam ha? Ne kadar? 100 lira yeter. Oo, çok be. Yok be. Güzel. Hadi bakalım. Hadi Nazenin, göreyim seni yavrum. Eğlendir bu gençleri. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Hadi şuradan bir müzik koysana bakayım. Abiciğim, kurban olayım, beni affet işi alta. Ben çalıcılıktan başka bir iş yapamam ki. Gördünüz, her şeyi elime közüme bulaştırdım. Duran abi, bu sefere mahsus affedelim Ali Kemen'i. Leyla, bana kalsa ben işi alırım. Ama Nuri abimi çiğneyemem. O karar veriyor. Duran abi, siz işi alın. Sonra hep beraber Nuri Baba ile konuşuruz. Ben de konuşurum babamla bir. Bir şans daha verelim Ali Kemen'e. İyi, madem öyle diyorsunuz. İyi hadi başla bakalım işine koçum. Teşekkürler abiciğim. Söz, bir daha hiçbir yanlışımı görmeyeceksin. Tamam tamam, hadi. Akıllı ol, akıllı ol. İyi günler. Nuri baba yok mu? Yok. Ne oldu ki? Bizi çağırdı, bir şeyler konuşacaktı da. Buyurun oturun. Ali Kemal, yengenlere çay ver koçum. Hemen babacığım. Nuri abim neredeyse gelir. Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. Ehliyeti manavdan mı aldın sen ya? Ya hem tersten geliyorsun, hem bıdı bıdı yapıyorsun ya.
Gitti tampon. Ya ben Nuri Baba'ya ne diyeceğim? Kesin beni işten atar. Şu tamponun haline bak. Tampon gitti ya. Ne oldu Leyla? Babam telefonu açmıyor Duran abi. En iyisi ben bir gidip kontrol edeyim. Tabii tabii olur. Merhaba yan hanımlar. Merhaba arkadaşlar. Buyurun Nuri babacığım, afiyet olsun, şeker olsun. Hayrola Nuri baba, ne konuşacaktın bizimle? Sinan nerede? Durağa geldi, taksiyi alıp işe çıktı. Bakın Nuri Bey, bizi Sinan için çağırttıysanız... eğer Gülbin'le barıştırmak gibi bir düşünceniz varsa unutun. Benim Gülbin'im asla o üç kağıtçıyla barışmaz. Siz neler saçmalıyorsunuz Şaltement Hanım? Bak sizin derdiniz ne? Benim derdim ne? Sinan ölüyor ya, ölüyor. Ne? Ne dersin ben öyle kardeşler? Evet öyle. Ölüyor Sinan. Nasıl ölüyor? Ne diyorsun Nuri baba? Sinan'ın tahliye raporunu doktora gösterdim. Birkaç aylık ömrü kalmış. Gideceğiymiş. Nasıl olur ya? Ay anne bana bir şeyler oluyor. Ali Kemal kolay ya. Hadi. Sakin ol. Gülbin kızım. Şimdi hepimizin çok güçlü olması gerekiyor. Yani bize düşen görev Sinan'ın hastalığını bildiğimizi belli etmemek. Sinan'ın son günlerini rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar. Olur mu? Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın kızmamak, sinirlenmemek gerek. Kalbini kırmayalım, tamam mı? Tamam Nuri baba. Oy, Sinan abinin taksisi geliyor Nuri babacığım. Çocuklar, aman bir şey belli etmeyin. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Sinan oğlum hoş geldin. Nuri baba, hayatımın en güzel günleri Akasya durağında geçti. Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık. Ama her güzel şey gibi bunun da bir sonu varmış. Buyur anahtarı baba. Ben işi bırakıyorum, işten ayrılıyorum. Hayda. Bu ne demek oluyor şimdi? Bu şu demek baba. Ben arabayı vurdum demek. Ben... tamponu yamulttum, kaportayı dağıttım demek baba. Söz verdiğim gibi ben de işi bırakıyorum baba. Ya Sinan sen neler saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Senden kıymetli mi oğlum? Vurmuşsan vurmuşsun. Sen kaportacı diye bir şey duymadın galiba. Onlar ne güne duruyor? Tamir etsinler. Senden kıymetli mi? Bırak. Saçmalama Sinan. Baba sen iyi misin? Ateşin falan yok değil mi? Tansiyonun falan normal değil mi baba? Ben iyiyim oğlum. Niye soruyorsun? Niye soracağım baba? Dün arka tamponu minicik vurdum diye dünyanın lafını söyledin. Bir daha böyle gelirsen seni işten kovarım, atarım dedin. Ben de o yüzden seni yormamak için kendi kendime istifa edeyim dedim. Bırak baba. Evladım ya. Allah Allah. Cana gelen mala gelsin. Senden daha mı değerli? Çok acıklı konuşuyorsun bile Nuri kardeşlik ya. Ya bir dakika, bir dakika. Bu işin içinde bir iş var ya. Allah aşkına doğruyu söyle. Ölümü öpün bak. Ölümü öpün. Ölüm süleme öyle. Vallahi ağlatacaksın benim ya. Ay Sinancığım, canım yavrum. Çok yorulmuşsun belli. Akşama seni eve bekliyoruz, tamam mı? Eve mi bekliyorsun? Gülübük, ne diyor bu kayganam ya? Yoksa Dingiltere'deki amcam gerçekten öldümüş de bana miras mı kalmış ha? Yoo Sinan, niye sordun? Ya baksana kayganam beni eve davet ettiğine göre... ya gerçekten miras kaldı bana... ya da ben çok büyük bir vurgun vurdum, benim haberim yok. Şakacı şey seni. Akşama bekliyoruz, tamam mı? Babam.
Bu ne ya? Bu ne rezalet? Ne rezaleti kızım? Bak sofrada ne güzel yiyecekler var. Hadi gel sen de buyur otur ye. Baba doktorun bütün yasakladığı her şeyi bakıyorum koymuşsun masaya. Mezeler, içki. Bir de dansöz getirtmişsiniz. Anam doktor içkiyi yasakladı da. Yani dansözü yasaklamadı ki dansöz serbest. Peki kim getirdi bu dansözü ha? Kim getirdi? Baba kim getirdi? Ha Sinan getirdi. Evleri servis yapılırmış getirdi Sinan. Sinan abi ha? Ben onu ne yapacağımı iyi biliyorum. Evet mesai bittiğine göre ücretimi alabilirim. Kim ödeyecek paramı? Kim ödeyecek ya? Ne kadar? 300. 300 mü? Hadi kim verecek? Pamuk ellerce be. Baba inanmıyorum ya. Yemeğe para bulamıyoruz. Dansöze 300 lira. Al kardeşim. Hadi. Güle güle. Ya ben silahsız ne yapacağım şimdi? Ah Gül benim. Ah Karabahtlı kardeşim. Ah kale şok oldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bundan sonra Sinan için metanetli olman lazım Gülbin. Allah sana sabır versin be Gülbin kardeş. Amin. Şazimet Hanımcığım, artık sen de münasip bir yerlerine kına yakarsın. Sinan kızanıp senin yüzünden ölür. Aa, ben ne yaptım ayol? Her haltı yiyen Sinan. Hah, suçlu ben. Daha ne yapacaksın? Tuttun Mutlu Mesut yuvasını yıktın çocuğun. Dertlendi, hastalandı. Tabii ki senin yüzünden ölür. Safiye, ben işin buralara geleceğini bilir miydim? Bilsem yapar mıydım ya? O benim de evladım sayılır. Şazimet Hanımcığım, bak ne yap ne et Sinan kızanım ölmeden helalliğini al, gönlünü kazan. De yoksam öbür tarafta iki eli yakanda olur, haberin olsun. Ah ne olur böyle konuşmayınız. Madem ki Sinan'ın çok az ömrü kalmış, hiç olmazsa bundan sonra ona iyi davranınız ki son birkaç ayını mutlu mesut geçirsin. Çok doğru söylüyorsunuz Elena Hanımcığım. Onun mutlu olması için ne mümkünse yapacağım bundan sonra. Sinan'ı paşalar gibi yaşatacağım. Ah, yalnız size bir şey söyleyeyim. Sakın Can'a bunu söylemeyiniz. Daha çok küçük. Psikolojisi bozulur çocuğu. Merak etmeyin Elena Hanım. Biz hallederiz. Sinan oğlum. Can'a ne diyeceğim şimdi? Alo efendim Murtaza. Aa gelir misiniz? İyi tamam. Biz 10 dakika sonra evde oluruz. İyi tamam. Vah Sinancık vah. Bu genç yaşta olacak iş miydi bu be? Sorma Osman babacığım. Vallahi benim de içim çok yanıyor. Yalafam. Şuna Safiye ne var? Osman'ım görücüler aradı geleceklermiş. Sen de geç kalma erkenden eve gel diye aradım. Susak. Burada Sinan can çekişir. Ne görücüsü be? Ben görücüyle mörücüyle görüşemem. Başka zaman gelsinler hediye istemeye hadi. Ama Osman'ım. Aması maması yok Safiye. Süle başka zaman gelsinler. Osman'ım yiğidim. Sinan'ın başına gelenlere hakikaten ben de çok üzüldüm ama... ...ben görücülere ne derim? İptal etsek olmaz mı? Aa ne iptali bir adam. Nasıl iptal ederiz? Hem bizi dünden aradılar, haber verdiler de bugün geleceklerini söylediler. Tamam kapat. Bu kadar masraf yeter. Hadi kapat. Bak kızım ben giderim. Soran olursa Osman Aga işe gitti dersin tamam mı? Tamam Osman babacığım. Hayat ne kadar güzel. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Değil mi Duran abi? Duran abiciğim. Bir dışarı kadar gelebilir misin? Çok önemli mevzu var da. Hayrola koçum? Turan abiciğim, benden duymuş olma ama hediye anacığıma körücü geliyormuş. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi yemine doğru söylüyorum abiciğim. Az önce Osman babacığım telefonla konuşurken duydum. Aa körücü şimdi eve gidiyormuş. Ben o görücülerin gören yerlerini iptal etmez miyim ulan? Bittiniz oğlum siz bittiniz. Vallahi bittiniz. Aa Duran Efendi hoş geldin be. Yalnız bizim biraz mühim işimiz var. Sonra görüşürüz Duran Efendi. Osman Aga nedir bu kız verme işi? Olayı bana açacak mısın yoksa olayı ben kendim mi açayım bizzat? Bak Duran Efendi. Gelin bindi deveye. Bak kısmeti nereye? Bak Osman Aga bozuşmayalım.
Ben o deveyi tuttuğum gibi kurbandan önce keserim, derisinden çarık, etinden de kavurma yaparım, anladın mı? Sinan işte dur bakayım sen şöyle. Efendim Duran Bey, nedir, bir soru mu vardır? Var Hediye Hanım, var. O görücüler içeride mi? Onlarla görülecek küçük bir hesabım var. Aa Murtaza Bey, hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Ay ne kadar incesiniz, ne kadar güzel çiçekler. Hadi arkadaşım, evde kimse yok. Şimdi doğru geldiğiniz yere geri dönün bakayım. Aa, olur mu hiç? Ay buyurun içeri geçin, içeri. Bu evde Murtaza'ya uygun bekar kız yok. Öyle değil mi Murtaza? Hadi bakalım şimdi ikile. Siz içeri girseydiniz Murtaza abi. Aa tabii doğru der. Bak hadi içeri geçin. Buyurun buyurun. Bilmem ki Hediye Hanım. Böyle iyi avadar avadar. Yok olur mu, olsun, içeri geçin buyurun. Murtaza hadi doğru Tekirdağ'a koçum. Yürü bakalım hadi. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım. Ay ne yaparsınız siz be Duran Bey? Ne yaptığım belli değil mi be? Seviyorum be, seviyorum. Seni seviyorum Hediye. Sana yan bakacak adamın gözünü oyarım ben. Kemiklerini kırarım. Yaşatma mı lan? He, sen benimsin, aşkımsın. Gönül vermişim sana be, gönül vermişim. Abla! Sen ne kıkırdarsın kız? Ay görür musun? Duran Bey beni ne kadar çok sever. Osman enişte görür musun? Gördüm, gördüm de. Masayı kırdı be, vay malak vay be. Ama olsun. Oha. Bak börek yaptım damatçım senin için. Oh afiyet şeker olsun. Kan can olsun inşallah. Çok güzel olmuş, eline sağlık kayganam. Su gibi ömrün olsun, sen de çok yaşa değil mi? Senin de hep beraber yavrum. Dur. Bu ne be? Valla ben çatlayarak öleceğim ha. Aa. O ne biçim laf Sinan? Ağzından yel alsın. Durup dururken ölümden niye bahsediyorsun şimdi? Sinan, ben senin gibi bir damadın kıymetini bilemedim. Boşanma davası açtığım o güne lanet olsun. İnsan senin gibi bir damadı boşatır mı hiç evladım? Kesin bir yerlerden bana büyük bir para çıktı. Benim haberim yok arkadaş. Yoksa kayganamın mevsim normalleri değil bunlar. Hadi önündekileri bitir damatcığım. Daha tatlı yiyeceksin. Hem de ne tatlı Sinan, Allah! Tatlı mı? Ne tatlısı yaptınız? Helva mı yaptınız? Helva mı yiyeceğim? Ya ne helvası Sinan, gözünü seveyim ya. Ya mis gibi tatlı yaptık işte. Ya ben şu tatlının şerbetini döküp geleyim. Midende yer aç, pantolonun kemerini de gevşet. 5 dakikaya kadar hazır olur tatlı. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi damatcığım? Bekle yavrum, 1 dakika geliyor. Gülbin, yavrum, ağlama benim güzel kızım, ağlama. Anne ya, canımdan çok sevdiğim adam gözümün önünde ölüp gidiyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Gülbin, hemen pes etme yavrum. Tıp ilerledi, neleri iyileştiriyorlar. Dur bakalım, Allah'tan ümit kesilir mi? Hem ne diyorum biliyor musun? Evi satalım, ondan sonra yurt dışına götürelim. Anne. Ya Sinan'ın böyle gözlerimin önünde yok olup gitmesine dayanamam ben ya. Güzel yavrum benim. Hemen bırakma kendini. Belki bir çaresi vardır Gülbince. Duymadın mı anne Nuri babanın dediklerini? Tahlilleri doktora götürmüş. Son birkaç aylık ömrü kalmış. Bu işten kurtuluş yok anne, yok. Baba. He. Sen ölecek misin? Öleceğim oğlum, öleceğim. Ananla anneannem beni böyle yedirirlerse ya çatlayıp öleceğim ya da kolesterolüm tavan yapacak, öyle öleceğim. Ya baba öyle değil. Hastaymışsın sen. Birkaç aylık ömrüm kalmış. Ne birkaç ay lan? Kelebek miyim ben de birkaç ayda öleyim? Ölmeyeceğim oğlum. Niye öleyim? Benim daha oynayacak bir sürü altılı ganyanım, dolduracak bir sürü sayısal lotom var. Niye ölecekmişim? Ölmeyeceğim işte. Ya baba ben şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Ne diyorsun oğlum sen ya? Şşş. Anneannemle annem konuşurken duydum senin öleceğini ve tedavinin de olmadığını söylediler. Nereden uydurmuşlar ya böyle bir şeyi? Uydurma değil baba, gerçek. Nuri amca senin tahlillerini bulup doktora götürmüş, inceletmiş. Doktor da senin birkaç aylık ömrünün kaldığını söylemiş. Ha, tahlil mi? Ana, benim kan tahlilleri. Bu benim değil ya. Ana, bu biraz önce arabaya binen adamın tahlilleri ya. Karıştı mı lan bizim tahliller? Hayda. Ha,
bana niye melek gibi davrandıklarını şimdi anladım. Oğlum, sana gerçeği söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Söz mü? Söz baba, kimseye söylemeyeceğim. Onlar yanlış biliyorlar oğlum. O tahliller benim değil, tahliller karışmış. Ben taş gibiyim, domuz gibiyim, domuz. Tırın, tırınının, tırın tırınının tırının. Günaydın Akasya Durağı'nın çok değerli şoför kardeşleri. Sinan kardeşler, gel buyur otur kardeşim. Yok Osman Aga, zahmet etme. Ben şuraya bir yere ilişirim. Yok yok, ölümü öp otur. Otur, otur. Yok, o nasıl söylüyorum Osman Aga? Niye öpeyim senin ölünü falan ya, gerek? Ali Kemal, hadi Sinan abine çay getir oğlum, hadi. Hemen Nuri babacığım. Ulan, herkes beni böyle koruyup kollarken bir şey yapıp deveyi hamuduyla götürmem lazım. Bir daha böyle fırsat elime geçmez. Çalıştır kafayı oğlum Sinan. Çalıştır lan. Nuri babacığım, Duran abicim, Sayın Mehmet hocam, Osman Aga ve bilahare Ali Kemal kardeşim. Ben size bir şey söylemek, bir şey itiraf etmek zorundayım. Bunu sizden gizleyerek size haksızlık yapamam. Söyle oğlum, ne? Ben hastayım baba. Hem de çok hastayım. Hastalığım öyle basit, sıradan bir hastalık değil. Benim hastalığımın yanında domuz gribi, dudakta çıkan bir uçuk, yanakta çıkan bir sivilce gibi kalır. Vah, vah. Doktor çok umutsuz şeyler söylemişti. Ben de mahkus kaderime boyun eğmeyi düşünmüştüm. Ama dün akşam ailemin yanında, evimde kalınca dedim ki, Sinan, üzülmemelisin, böyle düşünmemelisin, dayanıklı olmalısın, ailenin başında olmalısın, yuvanı... O yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Gerekirse taş taşırım dedim, baş taşırım dedim, ceketimi satarım dedim. Gerekirse Adana'ya babamın yanına giderim, ameliyat parası için yalvarırım dedim. Nerede tedavi olayım diye dün akşam istihareye yattım. Rüyamda ya Rabbim dedi ki, Cleveland'a git dedi. Cleveland'da tedavi ol dedi. Cleveland en iyisidir dedi. Ama Cleveland uzak. Cleveland Irak. İçtim yeter bırak. Cleveland'a gitmek çok para. Nerede bende o para? Ne fark eder ya? Sinan yani... Biz buradayız değil mi evladım ya? Biz neciyiz? Cleveland'a gitmek çok para. Ne yani? Fakiriz diye ölmeli miyiz? Ölmeli miyiz? Ölmeli miyiz? Ölmeyeceksin sen. Sen ölmeyeceksin. Yo baba, yo Duran abi. Kabul edemem. Gerçekten yani böyle bir şey... Hocam lütfen yani... Osman Aga ne gerek vardı? Ama bakın ben bunları borç olarak alıyorum, tamam mı? Sinan abicim, benim sağa para katkım olmadı ama... taksini yıkayayım ben. Para katkısı olsaydı daha iyi olurdu Ali Kemal ya, neyse. Şimdi gidip en kısa zamanda ameliyatını oluyorsun, tamam mı koç? Tamam Duran abi, haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Gideceğim Cleveland'da iyileşeceğim, döneceğim ve borcumu ödeyeceğim. Ama nasıl lakırdı be çocuğum, nasıl lakırdı be kız hanım be? Biz hepimiz koca bir aile değil miyiz? Canım oğlum, damadım, biricik oğlum benim. Kayganacığım, gülübikçiğim. Ah Sinan abicim, ah demek ki senin arabanı son kez yıkıyorum ha. İnşallah nur içinde yatarsın. Pardon kardeş. Sinan Kaya burada mı şoförlük yapıyor? Diyelim ki ha buraya çalışıyor. Ne diyeceksin Sinan abi emice? Benim tahlil raporlarım onun taksinde kalmış da. Onunkiler de bende. Onun için soruyorum. Oy, ciddi mi diyorsun emice? Evet. Baksana sıcak sıcak gözleme aldık. Kıymalı, ıspanaklı, peynirli. Ye afiyet olsun. Rabbim canına can katsın. Niye zahmet ettin kayganacığım? Buyurun arkadaşlar. Yok. Nuri babacığım, Habu amcanın Sinan abime diyecekleri varmış. Buyur amca. Şoför bey, tahlil sonuçlarımız karışmış. Taksi dinlerken yanlışlıkla sizin tahlillerinizi almış. Yok canım, olur mu öyle şey? Onlar senin tahlili. Şimdi Sinan Kaya yazıyor bak. Yok kardeşim, o tahliller senin. Senin tahlillerin sende, benim tahlillerim bende. Herkesin tahlili kendinde ya. Al kardeşim, al. Ana, baba, ben ölmeyeyim.
ölmeyecekmişim. Yaşayacakmışım. Yaşasın. Bu benim ikinci doğum günüm. Ben hayata yeniden döndüm. Yaşayacakmışım. Nay 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 nay. Bir dakika ya. Ne oluyor Sinan? Ne oluyor? Olan şu Nuri Baba. Bütün kan değerleri normal. Turp gibi maşallah. Turp? Bu ne demek oluyor Sinan? Demek ki doktor sana durum umutsuz, öleceksin demedi. Ya baba, ben yaşayacakmışım. Sen niye lafı değiştiriyorsun? Ne gerek var? Ölmeyecekmişim yani. Sen öyle san sahtekar. Oh. Öleceksin, öleceksin. Abi, çünkü abi, ben ölmüyorum. Bir dakika, bir dakika. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yollar. Türkiye Mehmetçiğe, Mehmetçik Türk milletine emanettir. Mehmetçik Vakfı, şehit Mehmetçiklerin yakınlarıyla, gazi Mehmetçiklerimize ve çocuklarına destek olmak maksadıyla vekaleten kesmek üzere kurban bağışlarınızı kabul etmektedir.